Selam arkadaşlar. Videomuzun konusu Floki, Floki inu. Floki alınır mı? Cevabı hemen vereyim. Neden alınmasın? Her şey alınabilir. Yeter ki paradan haber ver derler adama değil mi? Şimdi Floki Inu ee, ciddi ciddi inceleyelim arkadaşlar. Tamam. Ciddi ciddi inceleyelim. Floki'ni. Arada bir e, son durum videoları çekiyoruz. Floki onların içinde, Pepe de var. E, bir listemiz var, onlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. 2024 boyunca da çekmeye devam edeceğiz. Açıkçası söyleyeyim, öyle gözüküyor. Floki'deki son durum şöyle. Floki ilk çıktığı zamandan ilk çıktıktan sonra bir alıcı grubu gelmiş Floki'yi yukarı atmış. E, Mimcoin bu arada biliyorsun. koyun yat, yatırım prensiplerini de biliyor olman lazım. Bilmiyorsan da biz elimizden geldiğince şimdi anlatmaya çalışacağız. Videoya ilk kez denk gelmişsen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, açıklamalar bölümünden Twitter ve Telegram'a üye olmayı unutma. Katıl tuşundan kanala katkıda bulunabilir. Kemik Kadro ve Trade Araştırma Analiz Grubu'na de olabilirsin arzu edersen. Şimdi bu İlk hareketten sonra bu da nereye denk geliyor? 2023'ün başı. Oradaki hareket vardı biliyorsunuz. Onun yıldızlı aptostu hatırladığım kadarıyla %500 falan aptosu yukarı atmışlardı. Hem de yok kilit açılımı var, kilit açılımı var diye diye. Ee, son zamanlarda Ekim'den itibaren de Solana da aynı muhabbeti yapa yapa Solana'yı 10x yaptırdılar. Neyse o konulara girmeye gerek yok. Floki'deki duruma bakalım. Şu hareketi yaptıktan sonra Aha da şurada bir toplama bölgesi oluşmuş yani maliyet oluşturmuş burada birileri burada Floki toplamış benim esas dikkatimi çeken toplama bölgesi burasıydı açıkça söyleyeyim şu bölgede hep gözüme çarptı Floki ve Pepe ikisi de ee, devamlı gözümün önünde devamlı toplanıyordu devamlı toplanıyordu ve hakikaten şey yapıyordum ben e, ben de almak istiyorum ama daha zamansal açıdan mim birçok e, insan gibi ben de zamansal açıdan daha vakitlerinin gelmediğini ilk önce piyasanın bir yere gelmesi gerektiğini ondan sonra en son e, mim memecoin'lerde hareket gel, gelmesi e, babından bir görüşümüz görüşüm vardı benim de birçok birçokları gibi. E, ancak bu kanalı kırıp yukarı doğru sert bir hareket yaptı Floki ve Pepe de öyle. E, şimdi Floki'den bahsediyoruz. Yani ben bu toplama hareketinin aşağı yukarı ee, Nisan-Mayıs'ta dahil olmak üzere devam edebileceği yönünde bir fikrim vardı. Olmadı. Her zaman ne diyorum? Benim beklentim benim bile umurumda değil. Hiçbir şekilde beklentini kendini empoze edip de beklentin öyleymiş <laughs> gibisinden buralarda işlem alamazsın. Uzun vadeli yatırım yapacağız tabii Mimcoin'lerde. Uzun vadeli yatırım dediğimiz 2024 sonu 2025'in ortasına kadar bir süreçte topladığımız mim memecoinleri oralara kadar beklemek istiyor. Çünkü bunlar da hedef falan biliyorsunuz arkadaşlar. Yani uzaya kadar yolları var. Bazıları bir başladığı zaman saçma sapan saçma sapan yüzdelerle yukarı doğru hareketler bize sunabiliyor. O yüzden mim memecoinler aslında kripto yatırımcısının vazgeçilmezlerinden biri ve olmalı da ancak hiçbir zaman evi sattım, arabayı sattım, bütün paramla daldım, çıktım öyle değil. Mim coin'lere tamamen ismi üzerinde şaka, şaka coin yani şaka gibi yatırım yapman gerekiyor. Yani burada e, ee, varını yoğunu buralara bağlarsan ileride efendime söyleyeyim kötü bazı sonuçlarla karşılaşabilme durumun var. Hele vadeli piyasada e, ee, xli işlemler açıyorsan o zaman çok dikkatli olmanı tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz. Ee, şu iki bölgede toplama zaten ikisini aynı seviyeye denk geliyor gördüğün gibi. o Bu kanalın altına atıp e, geçen yazın ortalarında ondan sonra tekrar kanalın içine girip oradan da güzel sert bir hareket yapmış. Şu anki yani burada toplamış birileri. Burada da toplamış birileri. Tamam mı? Çok basit bak psikolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Kanalı kırmış. Yukarı sert hareket. Ahan da burada dalmış birleri. Dal burada da dalanlar var. Abi dalalım. Burada burada da birileri daldı. Tam iki bölge dalış bölgesi. Artık vadeli mi girildi, spotta mı girildi bilmiyorum. Çoğunluğu market biliyor. Ben sadece psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. E, Mimcoin yatırımı kesinlikle yapacağım. Eee yani geçen Ekim'den beri vademi kendim, kendi kendime koydum. Vadem benim Mimcoin'lerle alakalı. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 3 aylık ya düzeltme seviyelerine gelirse ya da ay, ay sonu kapanışlarında Mimcoin yatırımı kesinlikle portföyü yapacağım. Bu portföyle alakalı 4 tane video çektim. Trade araştırma grubunda paylaştım. Ee, Pepe Floki haricinde Efendime söyleyeyim 20 adet mim e, Mimcoin çıkardım. Bunları da tamamen cüzdan karşılaştırmasıyla e, çapraz sorgulamalarıyla, uyuşmalarıyla toplama durumlarıyla alakalı çıkardığım bir liste. Yani bir sebebim var yani o liste, o listeyi alma açısından sağlam bir sebebim var. E, orada da birçok enstrüman henüz Pepe ve Floki'nin performansının çok uzağındalar. Hala toplama bölgelerindeler. Hiçbir problem yok. Yani PP alamayacağım. Alamazsam onları alacağım. Zaten açıkça söyleyeyim. Tercih e, tercih olarak Binance'ta listeli olmayanları tercih etmeye çalışıyorum zaten. Yani Binance'ta listeli olmaması benim için büyük avantaj toplayacağım benim coin'lerin. E, orada da PP ve Floku'nun haricinde hiçbiri Binance'ta listeli değil. Daha çok toplanmış, toplanmaya devam eden baskılanmaya devam eden enstrümanlarla alakalı e, videoları trade araştırma analiz grubuna koydum. Nisan, Mayıs, Haziran ayında toplamaya başlayacağım. Artık. Peki ben toplamadan aldı başını yukarı gitti. Güle güle yapacak bir şey yok. Arkasından bakarız. El sallarız arkadaşlar. Yatırımcıyız bir sonuçta. Yani kısa vadeli değil. Buradan dalayım böyle gider şöyle gider. Biz değiliz orada. Biz rahatız uzun vadeli yatırımcı rahat olur. Rahat hareket eder. Gidiyor mu? Gitsin dersin. Gitsin. Dönüşte bakarız diyeceksin. Tamam mı? Bu, bu gidişatın dönüş kademeleri de kendi adıma söyleyeyim. Özellikle flok ile sen daha iyi verirsin. E, 12.51 seviyesine geri çekilme benim için ilk alım bölgesi. Onun haricinde yavru bir e, ufak bir bölge daha var. 91.79 seviyesi. Burası da fena bir bölge değil. Geri çekilme sert olursa. En son çekilme bölgesi de Floki ile alakalı. Ee, efendime söyleyeyim. 50-78 bölgesi ki bu bölgede farkındaysan bir önceki e, tepelerin yani direnç bölgelerinin desteğine denk geliyor. Yani mantıksal olarak bu bölge tam alım bölgesi. Yani eğer Floki'de ile yatırım yapacaksan ama e, kripto piyasasında hareketler biliyorsunuz abartılı abartılı hareketler sadece memecoin'lerde değil normal enstrümanlarda da hareketler hep abartılı. O yüzden bir şey diyemiyorum ama bu bölgelerde uzun vadeli alım yapmak isterim. E, hiçbir zaman dediğim gibi tüm parayla e, daldım çıktım bizde öyle bir şey yok. Biz uzun vadeli yatırım yapmak istiyoruz. O yüzden bu seviyeleri görmedikçe ben Floki'ye girmek istemiyorum ya da şu seviyenin altında aylık kapanışlar benim için yeterlidir. 3 ay boyunca zaten toplamak istiyorum. Onun haricinde bir daha almak istemiyorum. Ee, ama o 3 aylık kapanışların haricinde aniden şu bölgelere doğru iğne atarsa da o zaman aylık kapanışları beklemeden ee, ne kadar yatırım yapacaksam onun komple burada yatırımı yaparım. Bir daha da elimi sürmem. Yani bu seviyenin altındaki kapanışlarda Floki tekrar maliyet yapmama hiç gerek yok. Yeter burası. Çünkü baktığınız zaman Floki e, çıktığı seviyeden bu seviyeye kadar ne yapmış? yüzde %3400 yapmış. 34 x'i var yani. E, biz ne yapalım? Mesela açıkçası e, 10x yapalım. Çünkü meme yani normal şartlarda diğer alt coinlerde e, fiyat dipten %100 kafayı kaldırdığında bir kulaklarına dikmen lazım. Bir şey oluyor mu diye bakman lazım. Hareket mi başlıyor diye. Mim coin'lerde vallahi şey 5x 10x'lerde falan ancak kafayı kaldır, kaldırdı mı diye bakıyoruz. Şu anki durum yani çok yükselmiş gibi duruyor ya. Değil arkadaşlar. Mim coin'den bahsediyoruz. Yani daha dur yeni başlıyor. Benim açımdan. Mimcoin e, Mim coin piyasa da yeni başlıyor. Bunlar zaten Burada da dalma seviyeleri var bak iki tane dalma seviyeleri yaptım e, buraları temizlemeden gideceği kanaatinde değilim yani e, bu, burada vakit geçirir ne kadar geçirir bilmiyorum ama eninde sonunda buralara gidecekse de buralara iğneyi salmadan iğneyi salmadan buradan yukarı gitmez gibi geliyor tabi yanılabilirim de bu benim kendi tahminim hiç kimseye bir şey empoze etmiyorum bu benim kendi tahminim. Buradan iğne atarsa zaten ben de aşağılardan toplarım. Ondan sonra zaten ne yaparsa yapsın. İster buradan cehennemin dibine girsin, batsın, proje battı. Bir daha yerinden oynamayacak diye. Burada arada Floki'nin esas başlangıç seviyesi burasıymış. Özür dilerim. Yani Floki bayağı gitmiş o zaman. Burasının ilk başlangıç seviyesi alalım. Şu ana kadar %20 bine getirmişler arkadaşlar. Bayağı zaten hani şöyle söyleyeyim. Floki alacaksan şu anda yüzde yirmi bin primli bir enstrüman aldığını göz ardı etme. Ee, uzun vadeli yatırımcıysan riskini kasanı doğru düzgün yönetiyorsan hiç fark etmez arkadaşlar. Riskini kasanı doğru düzgün yeter ki yönet. Şu anda durum flokide bundan ibaret. 250 günün üzerinde hiçbir problem yok yatırımcılar açısından söylüyorum. Bak unutma bizim yaptığımız burada bütün yorumlar uzun vadeli alakalı. Kısa vadeli yorum yok bizde. Anlatabiliyor muyum? Kısa vadeli e, trade yapan arkadaşlar onlar başka şeylere bakıyorlar. Ben de kısa trade yaparsam başka şeylere bakarım. Ki Floki'de kısa trade niye alayım? Mimcoin'de kısa trade almam. Yani açıkça söyleyeyim. Daha sağlam, daha küçük macerada hareket eden, daha işlem hacmi yüksek olan ee, bir de içerideki botun bizi üzmeyeceği, e, ufak tefek bize paralar kazandırabileceği tahtalarda ben işlem almayı tercih ederim kısa vade olarak. Uzun vade olarak evet Mimcoin sepeti mutlaka olacak elimizde. Bunların içine belki Floki Pepe olmayacak ama e, çok daha sürprize gebe. E, belli başlı balinalar tarafından çaktırmadan toplanmış. Meme coinlerden biz de bir portföy oluşturma yolunda ilerliyoruz önümüzdeki 3 ay boyunca. Açıkçası acelemiz yok. Eyvah kaçırdık gidiyor. Öyle bir durum yok. Kaçırsak da kaçıracağız yani öyle bakıyoruz konuya unutma. Şu anda Floki için yatırımcısından bahsediyorum. Bak kısa vadeli aldım şu kadar daldım bu kadar çıktımdan bahsetmiyorum. Lütfen ikisi arasındaki farkı lütfen ortaya koyun. Tamam mı? Yani sen o kafayla gelmişsen piyasaya tabii ki ayıplamıyorum. Olabilir. O kafayla gelmişindir. Ben vuracağım, kaçacağım diye gelmişindir. Olabilir. Biz biz de vurmaya kaçmaya geldik ama daha uzun vadede vurmaya kaçmaya geldik. O yüzden ikisi arasındaki farkı ne olur? E, ortaya koy sen de. Biz, biz Floki'yi dediğim gibi bu 3 seviyeye uğra, uğrarsa Floki yarın öbür gün evet uzun vadeli yatırım Floki'yi de portföye katabiliriz ama uğramadığı takdirde buradan devam ederse yukarı doğru ben Floki portföyü e, alacağımı zannetmiyorum. Çünkü ben bir yatırımcıyım ve ben istediğim fiyata uğramasını severim. O o zaman almayı severim. Peşinden koşmama gerek yok. Şu anda durum bundan ibaret. Şu anda bir problem yok. Nisan, Mayıs, Haziran birazcık kritik aylar gibi gözüküyor e, karşımızda. Ama bu demek değildir ki bütün piyasa allak bullak olacak, bütün piyasayı aşağı verecekler. Çünkü bakıyorum mesela son zamanlarda şey naraları atılmaya başladı. Big short naraları atılmaya başladı. Öyle değil arkadaşlar. Yani verirler. Sonra bir 30 derecelik, 40 derecelik bir düzeltme yaparlar ufak tefek. Orada bazı enstrümanlar yoluna çok 90 derecelik, 80 derecelik açıyla devam ederler. Böyle çünkü piyasa böyle bir şey. O yüzden e, genel anlamda genel anlamda satış gelebilir bir anda. E, ama onu düzeltmesinde de bazı enstrümanlar bir önceki tepelerini çok kuvvetli bir şekilde aşıp yollarına devam ederler. Bazıları da düştükleri yerde kalırlar arkadaşlar yani. Allah yolunuzu baktığınızı e, açık eylesin arkadaşlar. Umarım hepiniz bu e, maceranın sonunda, 2024-2025'in ortasına kadar olan bölümde umarım piyasa geri dönmeye karar vermez. Hepiniz çok mutlu, huzurlu, ee, arzu ettiğiniz seviyelerde kazançlarla bu piyasadan çıkarsınız. Ben son durum videoları çekmeye devam edeceğim. Sizlerle birlikteyiz, biz de yatırımcıyız. Hem de alıp satıyoruz, hem de swing trade ee, sepetimiz var. Yani aktif bir şekilde devam ediyoruz. Hep beraberiz. Allah ömür verirse 2024 boyunca beraber yürüdük. Biz bu yollarda yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.